Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri yorumlayacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından bir yandan yıl sonu geliyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında hacimler düşmeye başlamış gibi görünüyor. Örneğin dün Amerika'daki işlem hacmi yıl ortalamasının yaklaşık %20 kadar altına doğru geriledi. Hem haber noksanlığı da bu işin içerisinde biraz var. Biraz da Fed toplantısı, ECB toplantısı, ticaret savaşı ile ilgili 15 Aralık'ın son tarih olduğunu bilerek piyasa biraz da fiyatlama yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla pek etliye sütlüye karışmadan yılı tamamlayıp çok da ekstra bir burada darbeye maruz kalmadan günü ve seneyi kapatmayı planlayan bir piyasa dinamiği izliyoruz, takip ediyoruz. Yurt dışında soru işareti yaratan unsurlar elbette var. İşte Brexit'le ilgili olarak yaşanan sürecin belki de sonuna yaklaşıyoruz. Çıkacak olan seçim sonuçları İngiltere'de çok belirleyici olacak. Çin'den gelen veriler var. Özellikle enflasyon tarafında gıda fiyatları üzerinden gelen sert bir baskı. Burada domuz fiyatlarının ne kadar ön planda olduğunu söylemiştik. Domuz gribi nedeniyle et fiyatlarında da ciddi anlamda, diğer et fiyatlarına da yükseliş var. %19 yükselmiş. Bu tarafta tüketici enflasyonun içinde gıda fiyatları %4,5'a kadar tırmandığını görüyoruz. Çin'deki tüketici enflasyonunun son yılların en kuvvetli verisi olduğunu, en sert yükselişi olduğunu da ifade etmiş olalım. Ama tabii ekonomik metriklerden bağımsız gerçekleşiyor. En azından dünyanın geri kalanı için çok ekstra bir sonuç üretmediğinin de altını çizmiş olalım. Diğer yandan özellikle Amerikan Tarım Bakanı'nın yeni tarifelerin devreye gireceğini pek de düşünmüyorum, pek sanmıyorum şeklindeki ifadeleri var. Belki bir kenara not edilmesi gereken. Dolayısıyla dış cephe böyle. İçeriye baktığımızdaysa Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık düzenlemesinin yansımalarını izledik, yorumlarını aldık dün itibariyle. Diğer taraftan yine özellikle faiz kararı öncesindeki beklentilere baktığımızda, bunun belki ETA araştırma masasının yaptığı anket 150 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisini dile getiriyor. Dolayısıyla belki bundan sonra Merkez Bankası'nın para politikası, kurdaki hafif yukarı yönlü hareketler, 5.81'lerin üzerine gittik. Şu anda çok hafif altında kalmaya devam ediyoruz ama sepet kur 6.02'lerden 6.11'lere kadar geldi. Kabaca %2'ye yaklaşan bir hareketimiz var orada. Onu da ifade etmiş olalım. Önce bir istersen yurt dışını derleyip toparlayalım, ama yurt dışını derleyip toparlamaya da merkez bankalarının belki de tarihinde yerini alacak olan çok önemli bir isim Paul Volcker'ın ölümü. Bir onunla başlayalım, sonra piyasanın diğer metriklerine geçelim. 92 yaşında hayatını kaybetti. Merkez Bankası bağımsızlığının belki de dünyadaki en önemli temsilcilerinden bir tanesi bir. İkincisi, kısa vadeli resesyonu göze alarak çok uzun vadeli kuvvetli bir düşük enflasyon erimine ulaşabilmiş. Bunun olabileceğini Amerika gibi bir ekonomide kanıtlamayı başarmış. Bu nedenle de literatüre geçmiş bir insan. 3. Aşırı risk alımını da engellemeyi öneren Volcker kuralının 2008 krizi sonrasındaki mimarı. Evet, yani para politikasının herhalde en sağlam figürlerinden bir tanesi. Gerek fiziksel özellikleri, işte 2 metreye yakın boyu, gerekse de uygulamış olduğu politikalar sebebiyle. Volcker hakikaten çok ciddi iz bırakanlar arasında. Hatta işte Bernanke kendisi için politik olarak popüler olmayan, doğru olmayanı gören fakat ekonomik olarak doğru olanı gören ve bunu yapan, dolayısıyla politikacılar değil de ekonominin ihtiyaçlarına doğru cevap veren biridir diyerek yad etmiş. Tabi arkasından yani para politikasıyla uğraşanlar için önemli bir figür olduğu için de ciddi yazılar vesaire de kaleme alındı ya da işte çeşitli anılar. Öncelikle Allah rahmet eylesin, çok önemli bir figür. Ve tabi çok tartışmalı da bir figür. Yani enflasyonun belini kırdığı tabii ki doğrudur. Fakat yaratmış olduğu, yani sert bir faiz artışı ya da faiz artış periyoduyla getirmiş olduğu süreçte ekonomiyi çok ciddi bir resesyona etmiş. Çok kitlelerde büyük işte işten çıkarmalar yaratmış. Dolayısıyla işsizliği fırlatmış. Ardından da enflasyonu aşağı çekmiştir. Hatta işten çıkarılanlardan bir tanesinin FED'e silahlı saldırıda bulunması, koridorların içinde son anda yakalanması falan gibi noktalar var. Doğru. Bu arada konudan bağımsız, Trump'ın FED başkan adayı da vefat etti. O da etmiş daha doğrusu. 2-3 gün oldu. O da Goodwin'di galiba. 200 gün önce olmuş. Öyle bir enteresan döneme de denk geldi. Ya çok kısa Volcker'ı tartışmak gerekirse tabii nereden baktığınla da ilintili. Yani hayatının para politikasını adadıysan ve para politikasının her şart altında uygulanması gerektiğini savunan, yani tam Merkez Bankası bağımsızlığı cephesindeysen var böyle savunanlar.
Onlar için Walker adeta yere göre konulamayacak bir şahsiyet. Çünkü yani çok zor zamanlarda Amerika'daki petrol krizi yaşanmışken ve dünyada da enflasyon yükselirken birçok şeyden ötürü bir şekilde görevini başarmış biridir. Birçok şeyden ötürü dememin sebebi şu. Yani o zaman merkez bankaları eksik ve bir türlü tam olarak amacına erişmeyen politikalar uyguladıkları için Merkez Bankası bağımsızlığı ve yapabilir görüntüsü çok aşınmıştı. Onun getirdiği orijinal fikir ya da fikirlerden bazıları, birincisi sonuna kadar gitmek. İkincisi, ya biz bu işi uygulasak da, yani faizleri yükseltsek de yükseltmesek de zaten ekonomi resesyonu yuvarlanacak. Ve aynı zamanda işsizlik yükselecek, hiç olmazsa enflasyonun belini kıralım diye bir çabaya girişmiştir. Üçüncüsü de yine yani en kıymetli olanlardan bir tanesi de bankanın eksik yaptığını görerek beklentiler kanalının yönetilmesi gerektiğini halkın zihninde kazımıştır. Ve dolayısıyla da başarılı olmuştur enflasyonu düşürmekte. Tabii bir diğer kampta onu eleştirenler var. Yani bu arada şunu unutmamak lazım. Hakikaten söylediğin şey önemli. Çünkü dünyadaki bütün merkez bankalarına olan güvenin ciddi şekilde sarsıldığı, aşındığı ve hani dünyada da aslında hani çok kutuplu bir dünya içerisinde pek de buna yer olmayan bir süreç içerisinde gerçekleşti. Yani Amerika Birleşik Devletleri oradaki o resesyon dönemini doğru şekilde atlatıp sonrasında kurduğu o sistematiği onlarca yıl taşıyabileceği sistematiği oluşturmamış olsa belki Soğuk Savaş'ın tarihi bile değişebilirdi. Çünkü Amerika'nın ekonomisi hakikaten çökme noktasına gelmiş. Öyle şeyler yaptı ki yani o para politikası sayesinde ulaşılanlar öyle bir noktaya taşıdı ki merkez bankaları açısından da kutup yıldızı haline geldi. Yani işin doğrusunun nasıl olduğunu kanıtlayan ilk merkez bankası diyebiliriz ona. Yani işte o taraftan bakınca öyle. Diğer taraftan şimdi onu eleştirenler de var. Onlar da diyorlar ki mesela Greenspan bunlardan bir tanesi ki yani Amerika'nın geriye dönük tarihinde en efsane merkez bankacıları dediğinde herhalde bir Greenspan gelir, piyasa çok sever. İki Walker gelir, işte biraz daha para politikası ve enflasyon, işte makroekonomik ulaşılacak veriler vesaire gibi işlerle uğraşanlar severler. Üç de herhalde Bernanke, onu da herhalde herkes sever. Çünkü bir şekilde finansal sistemi krizin dibinden aldı ve oldukça pragmatik yaklaştı meselelere. Yani eleştirenler de diyorlar ki evet doğru bir reçeteydi, işleri doğru gördü fakat o kadar sert bir politika uyguladı, o kadar yanlış bir politika uyguladı ki yani sildi süpürdü, gereğinden çok daha derin bir resesyon, çok daha uzun bir resesyon geldi. Zaten petrol krizi sonrası olduğu için yani bir arz yönlü şoktan ötürü dünyanın her yerinde enflasyon vardı. Ve sadece Amerika'da yoktu ki gelişen yıllarda, ilerleyen yıllarda da dünyada daha düşük enflasyon ortamına tüm dünyada girildi. Dolayısıyla sadece Walker'a bunu bağlamak doğru olmaz diye eleştiriyorlar. Bir de üçüncü kamp var. Onlar tabii biraz sosyal politikalarla da ilişkilendiriyorlar ki bu da bence önemli bir görüş. O zaman Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde sendikaların çok ciddi yükseldiği ve maaş pazarlıklarında hakikaten çok önde oldukları zamanlar. Walker'ın da o zaman çokça açıklaması var. Ekonomideki fiyat artışlarının iyi bir bölümünü de bu toplu ücret pazarlıklarına yoruyor ki o zaman dünyada yani sendikacılık tarihi açısından çok altın çağlar. İşte dünyanın her yerinde gösterilerin yapıldığı, solun yükseldiği ya da kapitalizmi daha sosyal adalete doğru davet ettiği çok çekişmeli yıllar. O yıllarda biraz da işte işçilerin pazarlık gücünü kırmak anlamında yani faizleri yükseltelim. Faizleri yükselttikten sonra da piyasa, emek piyasası birbirine girsin. Dolayısıyla düşük istihdam, eksik istihdam olsun. Hiç kimse de maaşına artış isteyemesin diye bir görüş de var. Onlar mesela nefret ederler Walker'dan. Onu da üçüncü bir kamp olarak almış olalım. Böyle de enteresan. Yani yaşadığı dönem itibariyle Bretton Woods, altın standardı, petrol krizi, Amerika'nın geçirdiği dönüşüm çok özel bir figür hakikaten. Bir de senin anlattığın kısımları var. Daha fazla vakit almayayım. Sadece şeyi söyleyebilirim. Onun diğerlerinden ayrışan en önemli kısmı paranın fiyatından çok paranın miktarına ilişkin bir politika gütmesiydi. Böylece piyasada likiditeyi çekip bankaların birbirleriyle savaşmalarına, adeta birbirlerini kırmalarına. Zaten faizin esas yükseliş sebebi o. Evet, %20'lere kadar faiz çıkmasının sebebi piyasa o. Piyasa faizinde fırlamasına sebebiyet veriyor. Durum böyle olunca finansal bir kriz yaratmadan fakat reel sektörü boğarak enflasyonu aşağı çekiyor. Ondan sonra da ekonomi işte o düşük enflasyonla farklı sebeplerden ötürü devam etmiş oluyor. Böyle çok önemli bir figür Walker. Peki Paul Walker'dan bahsettik şimdi. Şeyi de unutmayayım bu arada, Türkiye tarafı da var. Yani hatırlarsan şu işte birkaç sente muhtacız lafları, yani hem petrol krizi ardından ardından Amerika'nın şeyi sıkması, doları sıkması ve dünyanın kalanında domino etkisi. Yani Türkiye'ye de etkisi var, yani bugünün konusu değil ama yani öyle de özel bir çağ. Türkiye açısından da önemli bir figür olduğunu söyleyebiliriz yani.
Peki devam edelim istersen diğer piyasa dinamikleriyle ve burada özellikle yine ticaret savaşı müzakereleri vesaire bunların üzerinden gelen açıklamalarla bir sürdürelim yayını. Özellikle Amerikan Tarım Bakanı'nın açıklaması yeni tarifelerin devreye gireceğini düşünmüyorum demesi dikkate değer. Hani pek de bir şey kalmadı burada. Ayın 15'i itibariyle normalde tarifeler devreye girecek. Ancak bunun öncesinde anladığımız kadarıyla aradaki problem Çin'in tam anlamıyla ne kadar tarım ürünü alacağını net bir şekilde açıklayıp bununla ilgili taahhüdü veriyor olması isteniyor. Çin doğrudan bununla ilgili taahhüdü vermeyi çok fazla istemiyor. Artı aradaki bir takım nüanslar varmış işte kapatılması gereken. Bunların da Trump tarafından kabul görmediği müddetçe anlaşmanın imzalanmasının zor olduğu söyleniyor. Nasıl aşılacak bilmiyoruz. Ama bu aşılma aşamasındaki önemli viraj 15 Aralık. Orada tarifeler eğer artmadan geçecekse bu süreç hani bir ek süreyle vesaireyle önümüzdeki yılın ilk işte ayına bıraktık vesaire şeklinde bir açıklamayla o piyasaların hani en azından şu an üstündeki o baskıyı alabilir ama olmaz tarifeler artarsa ayın 15'i itibariyle o zaman başka bir senaryo konuşabiliriz belki. Tabii yani 15'inde zaten bir şey yok, bugün ayın 10'u mu? Yani pek bir şey kalmadı. Normal şartlarda piyasanın buradaki yine kabulü 15'inde yeni tarifelerin devreye girmeyeceği yönünde. Tabii ki bunun nasıl olduğunu ya da olacağını bilmiyorlar. Belki görüşmeler iyi gidiyor vesaire diyerek işte bir iyi niyet göstergesi olarak Başkan Trump bunların devreye girmesini bir parça erteleyebilir ki zaten daha önce de ertelemişti. Yani tek umut bu olabilir. Çünkü şu ana kadar yani hakikaten bilmek imkansız ama gelen başlıklardan sanki 5 gün içerisinde bir anlaşma zemini oluşacakmış havası yok. Yani çünkü gidecek gelecek heyet yok vesaire. Anladığım kadarıyla burada Çin gelecek yıl Amerika'daki seçimler dolayısıyla Başkan Trump'ın elindeki tek kozun ekonomi olduğunun farkında. Dolayısıyla masada çok fazla yenilmeden mevcut tarifeleri de bir parça aşağıya revize ettirerek bir çıkar sağlamaya çalışıyor. Başkan Trump da bu tür pazarlıklarda çetin ceviz davrandığı için ki benzer mesajları da daha önce vermişti. Bizde seçim yılı olmasından faydalanmayın. Doğru düzgün masaya gelin. Yoksa ben de masadan çekilirim. Sonra seçimi de atlatır. Yine görüşürüz mesajı veriyor. Herhalde bu arada gidip geliyor. Yani ne kadar tarım ürünü, ne kadar fiyat. Sonuçta Çin'in de içeriye dönüp bir hikaye anlatması gerekiyor. Çünkü bu süreçte yani Amerikalılar hep üstün el oldular. Fakat politik olarak bundan çok ciddi bir şey elde edemedi Başkan Trump. Yani evet dış politikada Çin'e karşı belli bir mücadelesi var. İşte manşetlerde masadaki güçlü taraf olarak görünüyor ama Amerikan halkı bunun yani herhangi bir meyvesini yemedi. Tabii. Farkında da değil. Hatta üstüne üstlük bazı fiyatlarda yani Çin'le ilgili konularda artışlar var. Mesela ben 12 ay önceki tarifelere bakıyorum. %10'lar mertebesinde yani Çin'den Amerika'ya giden ürünlerin gümrük tarifeleri şimdi iki katına çıkmış %20'lerde. Yani bunun fiyata yansımaması falan mümkün değil. Çünkü bu arada Çin yuanı da bu kadar devalüe olmadı. Yani çok %5, %6 hadi %7 gitsin. Yani o yüksek seviyeler de yok. O yüzden kompanse edemedi aradaki şeyi. Geriye bir tek ekonomik oluyor. Fakat Çinliler bu süreçte gururları incinen taraf oldular ve yine Çinliler cephesinden bakarsan yani buradaki gurur ve ulusal hassasiyet Amerikalılara karşın çok daha yüksek seviyede. O yüzden onların da satılabilir bir hikayeye ihtiyacı var. Fakat Başkan Trump tahmin ediyorum bunu tabii kısa vadeli bir gelişme olarak görüyor. Çünkü orta ve uzun vadede Çin'in daha da fazla tepesine binmek niyetinde. O yüzden şimdiden tarifeleri yani koymuş olduğu tarifeleri kaldırırsa geriye pek bir şey kalmayabilir. Herhalde bunlar düşünülüyor ama buna ilişkin tabii başlık görmemiz mümkün değil yani biz arka planını konuşuyoruz. Ama görünen yüzünde evet işte ne kadar tarım ürünü alacak, tarifeler nereden nereye gelecek gibi detaylar var. Şöyle bağlayayım, piyasa 15 Aralık'ın ya erteleneceğini ya da devreye girmeyeceğini düşünüyor. Eğer ki devreye girerse Noel Baba rallisi falan derken herhalde son yılların en sert... Noel Baba kızaktan düştü şeklinde dönüşebilir yani. Yıl sonu kapanışını görürüz. O yüzden de tansiyon devam ediyor öyle anlıyorum ama gelen açıklamalar olumlu. Çin'den gelen enflasyon rakamlarını da bir yorumlayalım istersen. Programın başında söyledim %4,5'a kadar yükseldi Çin'de tüketici enflasyonu. Özellikle burada gıda fiyatları başat. Tabii yani işte şu domuz fiyatları hep konuştuk. Ciddi bir kıran girdi domuza. Çok tüketiyorlar. Dolayısıyla bu gıda sepetini inanılmaz şekilde yukarı atıyor. %5'lere de büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda değecektir tüfe. Fakat daha sonra arıza ilişkin çeşitli endişelerin giderilmesiyle birlikte enflasyonda düşüş bekleniyor. Fakat yani bu Çin'in enflasyonunu ayrıştırmak gerekirse burada bir şey var, çekirdek enflasyon. İkincisi üretici enflasyonu.
Üçüncüsü tüketici enflasyonu. Tüketici enflasyonu oradaki Çinli halk için. Yani günlük yaşam standartlarını vesaire belirliyor. Herhangi bir şekilde dünyanın kalanına pek bir etkisi yok. Fakat Merkez Bankası'nın bir parça gaza basmasını engelliyor. Bu bir. İkincisi çekirdek enflasyon. Merkez Bankası'nın asıl baktığı, bundan sonraki para politikasını uygulayabileceği alan olarak gördüğü yer. Çekirdek enflasyonda düşüş var. Üstelik işte son bilmem kaç zamanında düşüğüne indi. Bu da Çin ekonomisinin yavaşladığını hem iç talebin hem de dış talebin katkısıyla bir parça buradaki fiyat dinamiklerinin gerilediğini gösteriyor. Bu onlara konfor alanı sağlıyor. Üçüncüsü ise üretici fiyatları. Yani aylık gelişmelerden ziyade birkaç aydır ekside seyrettiğini, dolayısıyla Çin'deki fabrikalardaki üretimdeki yavaşlamanın gözle görülür hale geldiğini bize anlatıyor. Durum bu. Yani sanayi kârları gerileyecek, ekonomi canlandırma yönelik hamlelerde her şey mübahtır mesajını bize veriyor. Yani net net de ne Çin'deki faizleri ne de kuru etkileyecek bir veri. Beklentiler dahilinde Çin'deki derece derece para politikasındaki gevşemenin devam edeceği yönünde bana bir sinyal veriyor. Başka bir şey ben çıkarmıyorum. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gökhan Şen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizdeki enflasyon beklentileriyle bir miktar devam edelim istersen. Beklenti anketinin sonuçları açıklandı. Dün itibariyle Merkez Bankası'nın yaptığı. Böyle bakıldığında hem 12 aylık hem 24 aylık enflasyon beklentisinin aşağı gitmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında beklentiler biraz daha pozitife gidiyor. Önümüzdeki yıl sonuna ilişkin kur beklentisinin bir parça daha yukarı doğru kaydığını görüyoruz. 6.32'lerden 6.35'lere doğru gelmiş önümüzdeki yıl sonu itibariyle dolar TL beklentisi. Ama genel yani. Evet, ama genel beklenti enflasyon tarafına nispeten daha pozitif. Bizim de zaten beklenti anketi açıklandı. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi. Ben onu söyledim zaten. Burada işte yani beraber bir faiz indirimi var. Piyasanın da şeyleri var. Bir faiz indirim beklentisi var, öyle anlaşılıyor. Büyüme tarafında da hafifçe yukarı revize edilmiş. Kurda da yani enflasyon kadar ileri götürmüş piyasa kur tahminini. Yani net net de bütün verilere baktığında çok Türkçe konuşmak gerekirse ankete katılanlar yani yanıt verenler gelecek yıl %3 civarında büyüyen %8,5-9-10 arası yani o piyasadaki artık gıda fiyatları vesaire onlara göre belirlenecek bir enflasyon bekleyen Merkez Bankası'nda bu çerçevede işte 1-2 puan daha yani bu haftaki faiz indiriminden sonra 1-2 puan daha faiz indirmesini bekleyen kurda ciddi bir aşınma beklemeyen sakin sağlıklı bir toparlanma yılı bekliyorlar. Yani piyasadaki konsensüs bu. Bu çok basit. Bunu aşağı ya da yukarı yönlü tabii değiştirebilecek şeyler mutlaka vardır. Yani senaryoyu bozacak ya da daha iyimser hale getirebilecek. Onlara ayrıca bakılır ama görüntü bu. Enflasyondaki özellikle beklentilerdeki geriye gidiş bence epeyce olumlu. Bunun tabii kurdaki stabilizasyon, ekonominin yavaş olması, gıda fiyatlarının özellikle geçtiğimiz bahar ayları ve yaz aylarında daha sakin seyretmesi gibi faktörlerden kaynaklandığını söylemek mümkün. Şey bu, yani görüntü bu. Ben de buna katılıyorum. Konsensüs bu hakikaten. Merkez Bankası da tahminen bunu görüyor. Yarın herhalde daha detaylı konuşuruz ya da öbürsü gün ama yani indirim beklentileri herhalde 1-1,5 puanlar civarında. Bu da makul gibi. Çünkü yıl sonunu 11,5'lar civarında enflasyonla kapatacak olsak yani 12-13'ler civarında bir faizle yani yeter herhalde. O yüzden de herkes şu an şeye razı. Bu nasıl diyelim orta yolcu görünüme razı gibi görünüyor. Şimdi tabii yurt dışı çok destekleyici olduğu için ve ortam da buna müsaade ettiği için çok hızlı bir faiz indirim sürecine doğru gelindi. Temel soru Merkez Bankası buradaki hamleyi nasıl yapacak? Yani onu zaten daha detaylı olarak sonraki yayınlarda da üzerine konuşuruz ama hani önden yüklemeli dedik. Şimdi o önden yüklemeli indirimlerin her seferinde artarak devam ettiğini gördük yani. Hani burası artık yavaşlıyor, sona doğru geliniyor vesaire denirken bile Merkez Bankası agresif faiz indirimlerine devam etmiş oldu. Şimdi yeniden o önden yüklemeli derken gelecek yılın enflasyon beklentilerini dikkate alacak şekilde bir hareket mi yapacak yoksa bir miktar daha mutedil mi hareket edecek? Buna bakacağız. Önemli olan şeylerden bir tanesi de faiz indiriminin sonuçlarının ne olacağı. Çünkü faizi daha fazla aşağı çekmek beraberinde piyasadaki genel faiz adlerini ne kadar daha aşağı indirebilir?
Biraz da buna bakmak gerekecek. Zira kredi faizleri bayağı önden koştu. Aynı zamanda mevduat faizleri daha da önden koştu. Dolayısıyla işte 12,5'lara inecekse piyasanın beklediği gibi para politikası faizi, bunun yansımasının ne olacağına da bir bakmak lazım. Hakikaten daha agresif olduğunda daha sert aşağıya indirebilir mi piyasadaki faiz hadlerini? Ona herhalde iyi tartmak lazım. Yani bu sene yıl kapanışına kadar bankalarda ben yeniden bir aşağı yönlü faiz fiyatlaması olacağını pek tahmin etmiyorum. Çok kısa vatandaş açısından değerlendirelim. Yani mortgage faizleri özel bankalar dahil olmak üzere şu an %1'in altında. Bu da yıllık %12 bileşiğe kabaca tekabül ediyor. Bu bir. İkincisi, yani ihtiyaç kredisi faizlerine baktığında burada da 15-16'lara kadar gelmiş durumda. Piyasadaki NPL oranı düşününce, yani bankaların batırmış olduğu kredileri düşününce, işte yılı da %6'lar civarında kapatsak bu da fiyatlama etki edecek faktörlerden bir tanesi. Enflasyona da kabaca 11-11,5 dersen zaten mevduatı 11-12'den aşağı toplaman zor. Tabii mevduatın bir de kendi canı var. Yani bir enflasyon üstünde mümkünse getirmesi gerekiyor. Bir de talep görmesi hikayesi var. Şu ana kadar gördüğü talep çok iyi değildi. Çünkü ekonomi çok yavaştı. Kredi büyümesi yoktu daha doğrusu. Fakat şimdi özel bankaların da katılımıyla kredi büyümesinde çok ciddi bir canlanma yaşanıyor. Yani 13 haftalık ortalaması %20'leri aştı. Bu da mevcut vatandaşın, muhtarın mevduatına yeniden bir lütuf demek. Mevduata talep gelmesi başlı başına zaten mevduat faizini hafifçe yukarı kıpırdatan bir şey. Üçüncüsü tabii konut değil de mesela araba alacaksan. Çünkü araba da çok yani ihtiyaç olan fakat talep görmeyen bir maldı şu ana kadar. Şimdi yıl sonunda bir aktivite var. Burada zaten çok kampanya var. Yani bilmem kaç aya kadar sıfır faiz anlaşmalı olanlardan. 6 aya kadar sıfır veren var. İşte 12 aya kadar sıfır veren var. 3 aya kadar var. Yani bir de gidip anlaşmalardan 0.50'lerle 55'lerle de almam mümkün. 0.49 veriyor işte. Var. O yüzden de yani bu faiz indiriminin daha da piyasada faizlerini bu anlamıyla aşağı çekmesi pek mümkün görünmüyor. Gelecek yıl, yani sonuçta tüketici gelecek yılı beklemez. Tüketim işi işte bir ay içerisinde alayım mı almayayım mı? Hele ki konutsa, fiyat doğruysa aldın gitti filan gibi bir durum var. Gelecek yıl eğer ki bu bahsettiğimiz orta yolcu senaryo realize olursa o zaman piyasa faizlerinde 1-2 puana kadar bir düşüş görülebilir. Ama bunun ötesi, yani 8'den aşağıya enflasyonu düşüremeyecek. Yani geriye dönüp baktığında 10 yıl ortalaması 8.8 Türkiye'de enflasyonundaki 9. 9 enflasyon olan yerde minimum kullanabileceğin kredi tutarı, yani şeyi, faizi ticari olarak söylüyorum o da 11'dir ortalama. Ha çok büyük bir şans olur 10.5'da yakalarsın, bilemem. Ya da işte arada uçar gider 30'lara 40'lara, o da ayrı bir durum ama yani ortalama 12'dir 13'tür kullanabileceğin. Buralara yakınsa Türkiye ortalamasını yakalamışsın demektir, durum bu. Peki burada aslında bütün kredi mekanizmasındaki tabloyu değerlendirirken işte zorunlu karşılıklarla ilgili süreci de dün itibariyle izledik. Bir miktar onun üzerine yorum da aldık. Burada genel perspektifte kredi büyümesinin canlanmasına devam edilmesi. Sonrasında Merkez Bankası biz seninle burada konuştuktan sonra bir açıklama da yaptı. Hemen hemen aynı minvalde, yani deniliyor ki biz tüketim tarafını, ithalatı coşturacak şekilde değil, işte uzun vadeli konut kredilerini bir miktar daha teşvik etmek artı ihracatı destekleyebilecek, ithalatı daraltabilecek alanlara bir miktar daha kredi arzı yaratmayı hedefliyoruz bu zorunlu karşılık uygulamasıyla. Şu ana kadarki haliyle sadece biraz daha özel tüketimi canlandırmaya yönelik bir hamle sonucu üretmiş olduk. Dolayısıyla ümit ediyoruz ki bunun arkasından ticari krediler de gelir. Beraberinde işte biraz daha konut piyasasını da hareketlendirecek unsurlar gelir ama şu ana kadar pek öyle olmadı. Konut piyasası hareketlendi ama ağırlıklı olarak ikinci elden hareketlendi. Mortgage'da da ertelenmiş talebin önemli ölçüde şu ana kadar devam ettiğini gördük. Buradan sonrasına bir bakmak lazım. Yani hakikaten alternatif getiri çok aşağı geldi. Mevduat TL tarafına baktığın zaman pek bir şey kalmadı. Konut almak mantıklı diyen bir görüş var. Bu bir cephe. Bir taraftan da güveni, öngörülebilirliği biraz daha bekleyen bir cephe var. Ona da bakmak lazım. Yani konut için ihtiyacı olan doğru fiyatı bulursa alır zaten. Parası pulda varsa, ki ikinci elinde zaten çok ciddi bir canlanma var. Yine 1 milyonun üstünde kapatacak yani kötü bir senede bile. Çünkü Türkiye'de nüfus da büyüyor. Dışarıdan da akın var. Onu da söyleyebiliriz. Tabii bunun TL'ye etkisi var. Bugün çok vakit kalmadı. Belki yarın bugün biraz daha konuşuruz. Çünkü Türk lirasında uzunca bir süredir ilk defa bir 10 kuruşluk, 11 kuruşluk yukarı hareket gördük. Yani 5.70, 5.81 hareketinin belki yani sağlayıcılarından biridir. Çünkü Merkez Bankası'nın son hamlelerine bakarsan bunlardan bir tanesi işte gelecek yıl için
hazinenin ihraç edeceği kağıtlardan ikinci piyasada ekstra 13-14 milyar TL alacak kadar kendine yer açmak. Bir, devam eden faiz indirim serisi. İki, zorunlu karşılıklarda kredi büyümesi mekanizmasını canlandırma yönelik iki farklı adım. Yani önce %10-20 ardından 5-15 işte enflasyonla düzeltilmiş. Bunların her biri Merkez Bankası'nın full canlandırma paketine giriştiği yönünde bir intiba uyandırıyor. Bir de tabii şu Amerikalı senatörlerin haftanın devamında Türkiye yönelik yaptırımları yeniden dillendirecekleri beklentisi var. Bunlar alt alta yazdığında TL'de ufak tefek bir aşınma görünüyor. Bir de geçen gün de anlatmıştım, artık merkez bankalarının faiz indirimlerinin sonuna gelindiği, gelecek yıldan itibaren hafif hafif faizlerde canlanma görüleceği beklentisi. Önce Hindistan'ı faiz indiriminden caydırmıştı. Ardından diğer kurlarda etkisi görüldü. Ufak tefek bizde de yaşanıyor. Belki ben de işin orasından tutabilirim. Peki gidelim şimdi Ankara'ya. Alican Türkoğlu bizleri bekliyor. Alican, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar var. Özellikle Libya meselesinin ne kadar tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Biz de yaklaşık bir hafta 10 günden bu yana Bloomberg HT ekranlarında sürekli bunun üzerine konuşuyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta tam olarak nedir? Çünkü Libya'da bir taraftan da işin içerisinde Rusya var. Rusya ile oradaki Hafter güçlerinin, General Hafter güçlerinin bir araya geldiğini biliyoruz. Dün itibariyle Hafter'in Dışişleri Bakanı olarak gördüğü kişi Moskova'ya gitti. Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü. Rusya işin içerisinde Mısır ve Suudi Arabistan onu destekliyor. Türkiye'nin anlaşma yaptığı Saraj güçlerini ise Türkiye ve Katar destekliyor. Dolayısıyla aslında orada da işler oldukça karışık hale gelmiş durumda. Oldukça karışık. Zaten Suriye'ye dönmesin Libya yönünde Türkiye'nin yapmış olduğu bir uyarı da var. Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu meşru hükümetle bu anlaşma yürütülüyor, bilindiği gibi Türkiye'nin yapmış olduğu mutabakat muhtırası. Aynı zamanda dün kritik açıklamalar da var. Yani eğer Libya'dan bir davet gelirse asker gönderme konusunda kimseye sormayız, kimseden de izin istemeyiz. Bunu değerlendiririz yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da geldi. Şimdi Doğu Akdeniz konusunda işler iyice kızışmış durumda. Yani hem uluslararası platformlardaki tüm toplantılarda hem de baktığınızda ikili ilişkiler kapsamında her görüşmede konuşulan başlıkların başına geçmiş durumda bu mutabakat muhtırası ve devamında atılacak adımlar. Şimdi Türkiye'nin bu konudaki tezleri net aslında. Türkiye tarafından bakıldığında Doğu Akdeniz'de herhangi bir şekilde bir oldu bittiye izin verilmeyeceği ve Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı bir görüşme trafiği veya anlaşmanın hiçbir zaman geçerli olmayacağı vurgulanıyor. Bu kapsamda da başta Libya ile yapılan mutabakat muhtırası olmak üzere ki bu konuyla ilgili olarak diyalog çağrısı tüm kıyıdaş ülkelere de yapılmış durumda Ankara tarafından. Bir kez daha yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi dışında Akdeniz'e kıyısı olan tüm devletlerle bu konularla ilgili olarak görüşme yapılabilir yönünde çağrıyı bizzat Türkiye Cumhuriyeti, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Tüm alanlardan dışişleri aracılığıyla da işte Cumhurbaşkanı aracılığıyla da iletmiş durumda. Neler olacak bakılacak ama bir yandan da başta Yunanistan ve Rum kesimi olmak üzere biraz ortamı daha da fazla gerici yönde değerlendirmeler yapılmaya da devam ediyor. Şimdi dün AB Bakanlar toplantısında da gündeme getirildi bilindiği gibi. Evet, yasa dışı açıklaması yapılmadı Avrupa Birliği'nden ama bir takım AB ülkelerinin net bir şekilde Yunanistan ve Rum kesiminin arkasında durduğu ve bu yönde açıklamalar yaptığı zaten biliniyor. Ama bu kapsamda Türkiye, Ankara, Doğu Akdeniz'de Türkiye'den habersiz herhangi bir çalışmanın yapılmayacağı, hidrokarbon faaliyetlerinin devam edeceği hem Cumhurbaşkanı tarafından hem bütçe sunumu sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından da açıklandı. Hatta Türkiye'nin bir sondaj gemisi daha alacağı yönündeki açıklamalar yapılmış durumda. Bu mutabakat muhtırasında özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'yi çevreleme ve yalnızlaştırma politikasına net bir cevap olduğu da bir kez daha söylendi. Bu kapsamda Türkiye hem Libya ile yapılan bu anlaşmanın arkasında durduğunu hem Libya'ya bu konuda destek vereceğini, yani beraber çalışmış olduğu ulusal mutabakat hükümetine bu yönde destek vermeye devam edeceğini, hatta sadece bu kapsamda değil devamında siyasi ve askeri anlamda da eğer gerekirse ve istenirse destek verebileceğini sinyalini de vermiş durumda. Dolayısıyla şu soru oldukça doğru: yapılan görüşmeler, kimlerin kimlerle görüşmeler yapıldığına bakılırsa önümüzdeki çok kısa dönemde uluslararası anlamda Libya konusunun çok daha fazla konuşulacağını, görüşüleceğini ve bütün tahminen uluslararası toplantılarda da ana gündem maddelerinden birisi haline geleceğini söylememiz gerekiyor. Bugün de muhtemelen bu konularla ilgili olarak gerek Avrupa Birliği, NATO veya işte Yunanistan,
Rum kesimi, Suriye, düzeltiyorum İsrail, Mısır tarafından, gerekse de Türkiye tarafından ben açıklamalar gelmesini bekliyorum bu konuyla ilgili olarak. Ama tabii sadece bu konu değil, işte bir yandan işte Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ilişkiler kapsamında Suriye konusu görüşülmeye, tartışmaya devam ediyor. Hem de içeride önemli gündem maddeleri var. İşte bütçe maratonu başladı bilindiği gibi. Yani genel kurulda 12 gün sürecek maraton dün itibariyle başladı. Açıklamalar yapıldı. Tartışmalar var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bunlara tanıklık etmeye devam edeceğiz. Özellikle sistem tartışmalarının devam ettiğini, işte dün önce İYİ Parti ile MHP arasında, sonra CHP ile AK Parti arasında sistem üzerine tartışmalar devam etti. Muhtemelen bugün de olacaktır hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili tartışmalar. Bir yandan asgari ücret görüşmeleri var. Bugün ikinci toplantı gerçekleştirilecek. Buradan yapılacak açıklamalar oldukça önemli. Bir yandan da aslında yeni partilerin kurulma aşaması ve bu partilerle ilgili olarak özellikle son dönemde şehir üniversitesi üzerinden yürüyen tartışma muhtemelen bugün de devam edecek. Bu konuyla, yani yeni partilerle ilgili olarak da muhtemelen gelecek hafta başı Ahmet Davutoğlu'nun siyasi partisi tabela yazacakmış gibi gözüküyor. Ay sonu gibi de Ali Babacan Partisi ile ilgili olarak, yürütmüş olduğu siyasi partiyle ilgili olarak resmen aktif olacakmış gibi kulüp konuşuluyor kulislerde. Dolayısıyla sadece dış politika değil, iç politikada da yoğun gündem var. Muhtemelen bugün tüm bunlarla ilgili olarak yeni açıklamalara tanıklık edeceğiz. Alican, çok teşekkür ediyoruz. Ankara gündemiyle birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var, sonra yatırım bültenini izleyebilirsiniz.